alkışlarla normal sıradan yaşarken bir anda bir keşfedildi. Keşfediliş hikayesini konuşacağımız için şimdi söylemiyorum. Sonra prenses oldu ve gerçekten çok da hoş işlere imza attı. Onu da geldiği zaman göreceksiniz. O da enteresan bir güzelliğe sahip. Alkışlarla Melike İpek Yalova geliyor. Efendim, nasılsın Melike'ciğim? Teşekkür ediyorum, siz nasılsınız? Sağ ol, teşekkür ederim ben de. Nasıl güzellik, ha? Enteresan bir güzellik. Ben heyecanlıyım, hemen açayım mı? Nasıl? Bir dakika, bir dakika. Yüzünü çek sadece, yüzünü çek. Söyle bakayım abi bir kere. Ben heyecanlıyım da biraz açayım. Allah, oradaki gibi konuşmuyor mu ya? Oradaki gibi, filmdeki gibi valla. Normal konuşman lazım. Ben heyecanlıyım, onu söyleyeyim mi? Yetenek sesinde dedim olaya. Tamam, heyecanımızı yavaş yavaş ineceğiz. Efendim yine alkışlarla hem bir modacı hem bir beyefendi hem çok yakışıklı bir adam geliyor. Alkışlarla Hakan Akkaya! Melike'ye dönelim. Melike, biraz konuşturalım seni. Hadi. Bir anlat, ne oldu? Nasıl keşfedildin o gün? Yani şöyle ki, benim çok yakın bir arkadaşım var. Aynı zamanda ortağım, bir organizasyon şirketimiz var bizim. Evet. Onunla ofisteydik biz normal. Ondan sonra dedi ki benim canım balık istiyor, ki öğlen balık falan pek yediğim bir şey değil. Yani. Mevsim nereden ne? Ağustos işte. Ağustos yazın. Öğlen balık, evet. Ondan 11.30 falan hem de yani Ağustos bir de. Olsun, evet. Çok öğlen de değil o kadar. O tutturdu sabah. Böyle gidelim resmen. Biz içeri girdik, işte iki masa vardı zaten, bomboştu. Bir masada da Meral Okay, ondan sonra Mehmet Günsur ve bir tane de hanımefendi. Tabii ben çok da böyle bakıyor olmamak için bakmadım ve oturduk yerimize. Ondan Mehmet sonra... Günsur'u falan görünce tanıdın tabii. Tabii tanıdık için onu görünce, evet. Mehmet Günsur fiksi o. Ondan sonra... Balığı bırak Mehmet Günsur'u. Şimdi Mehmet Günsur'un önünde öğlende balık yemeyelim falan. Evet. Ondan sonra biz oturduk, sonra daha sonradan Nermin Eroğlu olduğunu öğrendiğim hanımefendi yanıma geldi ve dedi ki, ben Muhteşem Yüzyıl'ın yapımcısıyım. Ne iş yapıyorsunuz hiç bilmiyorum ama bu benim kartım falan. Biz önce bir kamera aradık tabii. Arka taraftan çok ses geliyor arkadaşlar. Onu bir konuşulanları. Evet, pardon, özür dilerim. Etrafta böyle herhalde bir şaka yapıyor diyor ama sonra da diyoruz ki yani Mehmet Günsur niye olsun bu şakanın içinde yani. Oradan, sen şaka diye oradan sağlamasını yaptım. Evet, evet. Yani çünkü biraz garip. Peki bir şey söyleyeceğim. Sen senin yanına gelmeden önce bir bakışları falan sezmiş miydin? Yani böyle yok, sana bir enteresan hayır. Bakış. Hayır. Ondan sonra... Ondan sonra çıkmadan tekrar bekliyorum telefonunuzu falan dedi ve gitti. Biz de şöyle Selin'le biraz birbirimize baktık. Ondan sonra ben hiçbir şey yemedim. Zaten yemeği yedim yok. Zorla gitmiştim. Ondan sonra işte çıktık. Bunun üzerine biraz aramızda bir konuştuk. Ondan sonra ben Nermin ablayı aradım. O da dedi ki tamam, çok iyi, çok hoş ama bunun tabii hani ilk beğenmek ayrı bir şey. Bir de neyi ne kadar yapabilirsin onu görmek lazım. Da. Ondan sonra işte bir mini audition yapıldı. Ben yönetmenlerimizle tanıştım vesaire ve öyle. Ve girdin, ne acayip bir şey yani. Çok bir an yani bunu film senaryosu yapsan yok canım artık, kimse kimseye balıkçı da götürüp de kart mı verir, evet. Dersin yani değil ama mi? Eski evet. Türk filmleri gibi değil mi al yapımcıyım? Abi, evet de 1970'lere ait, 60'lara ait bir şeydi o yapımcının gelip kart vermesi falan filan yani. Kamera hani, aramakta haklıymışım olacak... yani. Bir de nasıl bir güven, senin demek ki güzelliğine, gözlerine falan filan mı bir tav oldular herhalde yani? Ay bilmiyorum, çok da bir abartı gönlümde değildim yani. Öyle ha, pardon, evet. Ama gözler gerçekten de makyajı gerçek sildiğin zaman da aynı mı gözler, makyaj silince de altındaki? Nasıl yani? Yok öyle yani... bir soruydu yani. Öyle bir şey. Yok gerçekten de müthiş ya, Türkan Şora işi yani. Evet. Ebat olarak aynı tabii. Ebat olarak aynı. Peki çok ama tabii her zaman öyle durmuyor. Silikon var mı dudaklarda mı? Dudaklarımda silikon yok ama bir seneden daha uzun bir zaman oldu. O hyaluronik asit dediğimiz, adını söyleyemedim. Ne asit? Hyaluronik asit. Evet. Ondan evet, ama... Bu onu unutmayın. Lazım o hyaluronik asit. Yanındık adıkla dudağım evet, çıktı. Ondan evet. Bir yani hepsini değil ama ben seviyorum böyle. Biraz böyle depresyonda falan olursam yok saçımı şöyle yapayım, yok dudağım şöyle olsun filan yaptım yani. Ama onu zaten 7-8 ay gibi bir ömrü olduğunu söylüyorlar. Bunu bana sorduklarında da bu arada ilk defa burada şey yapıyorum. Çünkü şunu sevmiyorum yani, çok güzel bir projede bana şans verdiler ve ben oynadım. Ve o dizinin adıyla
Şimdi ben bir şey söyleyeceğim, ertesi gün üstüne başka biri bir şey söyleyecek. Aferin, dudaklarım doğru. Aynı şeyde ya da böyle saçım bilmem ne olsun istemediğim için, yoksa yani tamam, bizim süpersin. Settekilerin hepsi biliyor zaten. Aferin sana. Bitti mi peki acaba yani? Ha? Bitti mi, dizide bir daha dönüş var mı? No comment. Ayrıldın tamamen. Yorum yapmıyorum. Evet. Ha, yorum yok. Ha, evet. Onu öğreniriz biz bugün. Yayın saatimiz uzun, 2 saatte. Ben o işi çözerim. Ne kadar var reklama? Yalova. 5 dakika. Efendim, üniversite 1. sınıfta arabayı kullanmayı öğrenmek için 8 ay devamsızlık yapmışsın. Yani o çok araba kullanmak için değil de biraz gezdik diyelim. Anladım, belli çünkü 8 ayda zaten araba kullanmayı öğrenemediysen. Babanız izliyor mu? Anneniz olanız? Evet, izliyordur. Öğrenemediysen onun altında da bir hayır var. Ama çok acı öğrendiler sonra. Ne yaptın? Bilkent Uluslararası İlişkiler mezunusun. Roma'da Uluslararası Politikalar Kriz Yönetimi yüksek lisansı yapmışsın. Evet. Harikaymış. Çok koyu Galatasaraylıymışsın. Yenilince ağlamaktan gözlerin içlenmiş. Galatasaray. Gözde büyük. Tenis oynuyormuşsun. Neymişti? Eğer bir şey yapmaya başlarsa bir sene boyunca hep yaparmış, sonra sıkılıp bırakırmış. Ya spor için geçerli. Ortaokulda babasının tiyatroya gelmediğini öğrenince öyle ağlamış ki sahnede herkes rol yaptığını zannedip çok iyi oynamışsın deyip tebrik etmiş. Çileden ağlıyor halbuki, evet. Babası gelmemişti. Ben halbuki babam gelmedi diye ağlıyorum. Fotoğraflarda şaşı çıkıyormuşsun, o yüzden fotoğraf çektirmiyor musun? Genelde çıkıyorum, evet. Abla senin benim bak ikimiz de gözler büyük. Onun için o şaşılık değil, göz duramıyor içeride, dönüyor yani. Böyle yan yer bakarken çok, benim... Yer, ha? Yer çok. Allah'ın yer geniş çok, değil abi, mi? Göze baksana Allah'ını seversen. İnşallah. Benim bazen böyle kenara çok bakarsam buradan kopuyor, dönüp geliyor. Böyle bir arkada bir siyah bir şey görüyorum. O bir geliyor yanında. Bir de sıkılıyorum yani, o tam çekerlerken bir çekiyorum. Çekiyorum, çek ama yani hani o kadar çekiyorum. Al daha küfür edecektin ha. Ona ödüm patladı. Lan çek, çek, çek. Ama yani Allah ama Allah. Yani. O yüzden orada kaçıyor benim o poz. Bak bakayım bir dikkatli olarak şu kameraya bir 10 saniye bak bakayım. Nasıl, şuraya mı? Evet. İyice gözlere zoom yapar mısın? Yapma. Tamam. Sen oraya bakarken hadi bize sohbet edelim biraz ya. Evet. Bak bakayım be. Bakıyorum. Ciddi güzel göz var ya. Ha? Ne diyorsun? Çok güzel, Ceylan gibi. Türkan Hanım'la tanıştınız mı? Hayır. Tanışmak istiyor musunuz? Hayır, kim istemez canım, Türkan Şoray'la tanışmayı. Bana ne kızıyor? O kafasına göre gidip geliyor. Bu kim istemez kardeşim? Türkan Şoray'la. Ya vallahi var ya, yemin ediyorum, talk showcuya saygı kalmadı. Bundan 10 sene önce bir hasiyetim vardı, o da gitti. En son bir hasiyetim vardı, o gitti zaten. Evet. Efendim. Bir arkadaşımla ortak düğün organizasyonu yaptığınız bir şirketiniz varmış. Düğün davet, her türlü. Abi. Düğün davet organizasyonu. Günde 6 tane Türk kahvesi içer misin? O en iyi hali. Çarpıntı mı? Var, ben alıştım artık. Yani. Öyle mi? Bünyem öyle geçti. Bünyen öyle. Fransızca, İtalyanca, İngilizce biliyorsun. Yani İngilizce, İtalyanca iyi. Fransızca, yani Fransa'ya böyle gitsem hani sıkıntı yaşamam. Yaşamazsın. Çok zorlanınca daha güzel konuşuyorum. Peki İspanyolca'yı öğrendin mi bu dizi sayesinde? Hayır, bol bol çok güzel hakaret etmeyi çok iyi öğrendim. Orada bir sıkıntım yok. Çünkü hep böyle o tip evet, şeyler onlar olduğu için. Yani pek hoş karşılanmamalı. Ya ne olur bir kere konuşsana bize ya. Ne? Ya bir şey de bana yani. Senin programına geldim, bundan işte keyif almadım. İspanyolca. Hayır canım, ne İspanyolcası? Değil değil, İspanyol değil. Ya, şu an ben... Hayır, titrek konuşuyorsun ya, ağlar gibi. Türkçe ha, Türkçe onun olarak. Titrek, o neden biliyor musun? Neden? Üşüyor musunuz sette ne oldu? Hayır, üşümüyorum. Setler genelde soğuktur, genelde de. Bazen bir de sette ağzından buhar çıkar. Ama sıcak bir ortam görünmesi lazım. Ağzından buhar çıktığı için sana buz yedirirler. O şu yüzden, Nermin abla da haklı olarak tabii ki de beni çok ikaz ediyordu. Sigara içtiğim için belli bir yerden sonra ve ben tecrübeli olmadığım için, yani ses eğitimim hiçbir şeyim olmadığı için. Evet. O ses bir süre sonra tabii böyle diye gidiyor. Yani bu işin Türkçesi aslında bu. Seninki böyle diye ondan. Sigara içtiğin için mi? Bence ondan, yani bir süre sonra kalmıyor artık sesim. Abi. Çatlamaya başlıyor. Ama en çok neye güldüm? Bunu bir yerde okudum. Kim tabii ismini bilmiyorum ama şöyle yazmış. Tamam Isabella, seni kabullendik. Gıcık da olmuyoruz vesaire. Ama Allah rızası için şu kızın dublajını başkasına yaptırsın. Halbuki dublajdaki ses de benim ama hep o kadar geç yapılıyor ki o dublajda iyice artık, yani geç derken benim bana denk gelen saatlerde benim denk sesimin ya artık böyle gittiği zamana denk geldi. Ama çok yapıştı senin üzerine ve güzel oldu yani. Bence esprisi hani, oradaydı. Evet, hoş oldu yani, senin ama esprin o gibi. Ama o laf ya çok komik değil mi yani? Allah rızası için başka birini bulun dublajını başlasın. Yok bizce komik değil. Şöyle evet de 100 kişi başlasın. Biz hiç gülmedi. Bak kimse, daha bir şey yok, tepki yok yani. Evet.
Recep İvedik filmlerini defalarca izlemişsin. Aa, en çok ona sevdim. Gülüyormuşsun. Evet, bayılıyorum. Çamaşır deterjanı takıntın varmış. Markette deterjanları tek tek koklarmışsın. Evet. Bebekliğinde diş çıkartırken tebrik kemirmişsin, ruj yemişsin. Bu da enteresan. Bunları ben hatırlamıyorum. Bunları hangi kim söylediyse? Bunlar, hangi kıymetli arkadaşım bunlar söylediyse? Senin değil, seni geçtik. Yaşar'ın çocukluğundan bahsediyorum. Ay, bu terlik meselesini biliyorum. Çok gururluymuşsun. İlkokul 3. sınıfta bir gün sınıfı asmışsınız ilkokul 3'teyken. Vay arkadaş. Onu bir anlatabilir miyim ama? Anlat. Çünkü müzik hocamız bize dedi ki flüt çalmayı beceremiyoruz. Ben yeteneksizim yani, yapamıyorum. Ondan sonra fırça yedik doğal olarak. Evet. Bir sevmiyorsanız gelmeyin bu derse bundan sonra dedi. Biz de Eylül'le bir sonraki hafta düşündük. Ya Funda Hoca zaten bizi istemiyorsanız gelmeyin dedi. Biz de sıraya girdik böyle. Herkes aşağı giderken sınıftan çıkıp müzik içine giderken. Evet. Biz Eylül'le sola döndük gayet istifimizi bozmadan. Ve kantine gittik, oturduk falan filan. Çok eğlendik. Siz bayağı hocanın dediğini biz bunu yapabiliriz diye aldık. Evet. Harika. Ondan sonra da tabii çok hoş şeyler olmadı. Yani. Ama olmamış ama şöyle bir cümle koymuşsun. Hoca korkmuş, kızmış. Arkadaşını ağlayınca sen korkma Eylül, ezdirme kendini diye. İlkokul işte korkma Eylül, ezdirme kendini diye. Kesin demişimdir. Evet, peki. Yani mantığı. Peki, evet. Köpek. Melike Hanım'a da sorabilir miyim? Evet, sorabilirsiniz. Melike Hanım merhabalar. Merhaba. Sizi Muhteşem Yüzyıl'da tanıdık. Evet. Bu diziden sonra hayatınızda önemli bir değişiklik oldu mu? Olmaz, ünlü oldu daha. Bundan önemli nasıl bir değişiklik olabilir? Bütün hayatı değişti. Evet. Beklediğin gibi mi çıktı bizim ünlü hayatı? Ne diyorsun? Nasıl yani? Hoşuna yani gitti ben mi? Ben genelde daha ziyade evden pek çıkmıyorum. Açıkçası o yüzden çıktığın zamanlar da, fark ediyorum. Çıktığın zaman da bir şeyler yazılıyor, çiziliyor. Evet. Ne diyorsun onlar için? Onu da canlı yayındasın. Açıklığa kavuştur istersen. Bir şey demiyorum. Evet. Çünkü bir şey yok. Ha, yani. Bir şey yok. Onun için de bir şey evet, demiyorum. Yani çok fazla... başka bir, yani benim normal hayatımda çok fazla bir değişiklik olmadı. Hala bana fırça atan insan grubu aynı ve aynı gazla devam ediyorlar. Neyi atan? Fırça atan. Ha, fırça atan insan evet, grubu. Evet yani. Ondan sonra ya hala yapmam gereken şeyler aynı. O konuda da çok bir değişiklik olmadı. Yani genel olarak dediğim gibi dışarı çıktığım zaman filan. Yalnız bizim işin özelliği...